anladığım kadarıyla Galatasaray'ın 5-0 kaybı biraz ağır gelmiş. Yani hala bence o psikolojiden çıkamıyorlar. Bence Okan Hoca çok sağlıklı düşünebildiği bir dönemde değil. Ben bunu görüyorum. Mustara için acaba teknik adam değiştirme vakti mi geldi? Yokuş aşağı bu tarz bu hızla yuvarlanmaya devam ederse belki bir freni patlak kamyon gibi aynı hızla çöküşe devam ederse ivme yukarıya çıkmazsa Anında birden yönetim de değişebilir, teknik adam da değişebilir. Yaşanmıştık, başarmıştık. İki sene üst üste kazanmıştık. Karşılığı var mı? Var. Ama döndüğümüzde Avrupa'da hiçbir şey yok. Sadece bilmek kavramı Mourinho üzerindeysen, Pep Guardiola, Hansi Flick, Nagasman üzerindeyse, ve Farioli de geldi, kimse tanımıyordu, eleştirdik. Bu geriden oyun kurma ısrar ne dedik? Farioli şu an Ajax'ta. Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hepinize mutlu haftalar diliyorum efendim. Güzel günler geçirmeniz dileğiyle. E, tabii güzel günler diyorum ama biraz üzgünüz. Temsilcimiz Galatasaray biliyorsunuz şampiyonlar ligine e, veda etti. Şampiyonlar ligi şansına diyelim Young Boys karşılaşmasının ardından. E, fakat tabii ki biz Avrupa e, takımlarıyla oynayacağımız karşılaşmaları de değerlendireceğiz. Kiminle değerlendireceğiz sevgili Semih Hocamla Semih Sezerle bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Nergis. 9-10 yıl sonra seninle tekrar beraber olmak bir yayında benim için mutluluk verici. E tabii zor çünkü keyfimiz biraz kaçtı ama bugün biraz sert gireceğiz öncesinde yumuşatacağız. Terazi ikizler yengeç dedik. Ee, biraz teknik adamlarında gerekirse teknik taktikten astrolojiye bağlamaya çalışacağız. Evet, aynen öyle. Biraz e, bizde dediğiniz gibi hocam yumuşatmaya çalışalım çünkü sinirler hafiften gergin gibi gözüküyor, özellikle Galatasaray tarafında. Şimdi Beşiktaş Lugano karşılaşmasında konuşacağız ikinci bölümde e, onunla alakalı. E, hocam bize değerlendirmelerde bulunacak ama biz e, şöyle bir bakalım ne oldu Galatasaray'da yani geçtiğimiz e, iki senenin şampiyonu Galatasaray e, güzel transferler yapan Galatasaray keza ben bu sene o kadar fazla beğenmedim e, yaptıkları transferleri yani yerinde olmadı diye düşünüyorum e, ligde de hani şöyle böyle diyeyim yani Galatasaray'ın oyununu yine çok anlamış değilim e, ancak hani böyle bir şampiyonlar ile alakalı vardı yani hani böyle bir umudumuz ee, hani Galatasaray biliyorsunuz işte Avrupa Parti deniyor ee, ama ne olmadı dün e, şuna da değinirseniz çok memnun olurum gerçekten Okan Hoca biraz e, gergi gözüküyor. Evet şimdi şunu söylemek lazım Galatasarayın genetiğinde Avrupa kupaları vardır Hı. kazanmışlığı vardır başarmışlığı vardır başarısızlıklarından ders çıkarmışlığı vardır ancak genetiğindeki oyunu, genetiğindeki formasyonu uygulamazsan işte asimile olursun tabiri caizse. Galatasaray bence genetiğindeki gibi davranmıyor ve biraz oyunu, davranışı da asimile olmuş durumda. Çok çabuk dağılan ve bozulan bir yapı görüyorum ki, işte yumuşatalım dedik, öğrendik, sorduk, Okan Hoca dedik, ne Burcu? Terazi. Hafif artık terazi çıkışları da görüyoruz hı hı. teknik direktör Okan Buruk'tan. Yani sorulan sorulara alıngan gergin cevaplar. işte isterseniz beğenmiyorsanız Real Madrid City izleyin gibi bazı çıkışlar, o ayrıntılara da girebilir. 17 maç üst üste kazanmış bir takıma başarısız diyorsanız, şampiyon olmuş, 2 sene üst üste bir takım, 14 sene, 14 maç 1. sene, 17 maç 2. sene. Onun yanında Şampiyonlar Ligi performansı yani yine Manchester United'ın 4. olduğu gruptan 3. olarak Avrupa'ya gitmiş bir takıma başarısız diyorsanız tabii ki ya Manchester City'yi tutmanız lazım ya da e, yani Real Madrid'i tutmanız lazım. Yani o ülkelerde yaşamanız lazım. Yani bunlar çok e, iyi emareler vermiyor bana. Şimdi dün akşama bakarsak hatta dün akşamın biraz daha ötesine gidersek Süper Kupa finali oynadı Galatasaray değil mi Beşiktaş'a karşı? Evet. 5-0 kazanırsın, 5-0 mağlup olursun. Var bunlar futbolda. Galatasaray Fenerbahçe arasında da oldu. Ezeli rekabetlerde zaman zaman yüzyıllık çınarların arasında bazı maçlar kitlenir, bazı maçlar yüksek skorlu olur ama anladığım kadarıyla Galatasaray'ın 5-0 kaybı biraz ağır gelmiş. Yani evet. hala bence o psikolojiden çıkamıyorlar. Zaten kulüp içinde belli ki bazı kırılganlıklar vardı. Belki yönetim kanadında, belki saha içinde, belki teknik heyette, belki oyuncu grubunda. Hı hı. O 5-0'lık, bismillah sezona başlıyoruz, yüksek perdeden bir açılış yapalım derken kırılganlıklar artmaya başladı. Muhtemelen biraz çatırtılar vardı, oraya bir sıva yapıp geçiyorlardı zaman zaman, işler iyi giderken. Hı hı. Ama ne zaman 5-0 fahiş bir skorla ezeli rakibine mağlup oldun... Ondan sonra çatlaklar gittikçe açılmaya başlandı. Ve dün akşama baktığımızda şöyle değerlendirelim istersen. Dün akşamki Hı. maçın değeri 30 milyon euro artı uzun vadede bonuslardı. Evet. Galatasaray takımı Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Minimum 30 milyon euro kaybetti. 30 milyon euro ne demek biliyor musun sevgili Nergis? Rakibi Young Boys'un toplam piyasa değeri 63 milyon euro. Yani Hı. Young Boys'un Toplam piyasa değerinin yarısı kadar bir ödemeye paraya sahip olacaktı evet. Galatasaray kulübü. Evet. Ve ne oldu? 63 milyon euro piyasa değerine sahip Young Boys, piyasa değerine uygun, oyuncu kalitesine, oyuncu yapısına uygun, haddini ve dengesini bilerek oynadı. Ve kendinden kat ve kat piyasa değerine sahip 210 milyon euro piyasa değerindeki Galatasaray'ı her iki maçta da bence zaman zaman ezerek, zaman zaman tutarak Evet mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti. Peki Galatasaray'a döndük. 210 milyon euroya sahip. Rakibinden kat ve kat teknik beceriye, kaliteye ve kimlik sahibi oyuncu grubuna sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Onun karşılığındaki bir oyun ne yazık ki çıkmadı. İşte bu da aslında Galatasaray'ın genetik ezberlenmiş ama genetiğinin dışına çıkıp asimile olduğunu gösteriyor. Şimdi hocam bu noktada şunu düşünüyorum. Bu arada, Young Boys'un da böyle şampiyonlar liginde çok da ilerleyebileceğini düşünmüyorum derim. Benim dediğim de her zaman ders. Dört ay sonra sana edit yaparız. <laughs> Aynen. Ben yaparım bu edit bak söyleyeyim. <laughs> çok düşünmüyorum yani tabii ki. Çünkü hani. Ee... Onların genetiğinde belki hani diyeyim, hadi öyle diyeyim şampiyonlar ligi yok. Ya bir de çok böyle öngörmüyorum yani Young Boys'un açıkçası kimler kimler olacak şampiyonlar liginde. Hani o yüzden ben Galatasaray'a çok yakıştıramadım bu durumu. Ee, bununla birlikte şunu söylemek istiyorum şimdi. Aslında geçen seneki şampiyon kadrodan şu andaki Galatasaray kadrosunun ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Üstüne aksine Hah. bazı minik eklemeler de var. Hı. Ancak... Burada başka bir sorun var bence. Şimdi işte o sorun ne? özetle dün akşamı nasıl tanımlarsınız? Teknik direktör Okan Buruk özet olarak çift santraforla başladı değil mi? Evet. Hem Batşuayi'den hem Icardi'den aynı anda verim almak isterken hem Batşuayi hem Icardi'yi etkisiz hale getirdi. Bu bir. İkincisi sizin yüksek motivasyonla uyguladığınız alışkanlıklar ve oyun ezberi vardır. Bakın bu tip maçlar alışkanlıklarınızdan vazgeçeceğiniz maçlar değildir. Belli ezberde Hı -hı. devam etmeniz gereken maçlardır. Üç, şimdi çift santrafor kağıt üstünde yazıyorsunuz ve çok havalı gözüküyor. Ancak gole ihtiyacınız olması her zaman iki santraforla başlayıp yüzde yüz gol atacağınız anlamına da gelmez. Şimdi iki santraforla başlıyorsun. Bu demek oluyor ki sevgili Nergis, merkezden bir oyuncu azalacak. Yani Sara ve Torer'e kalacak. E bu tarz bir durumda Merkezde ne oluyor? İki oyuncu kaldığı zaman o bahsettiğimiz Sara kalibresindeki oyuncu hammallaşıyor. Yani ön tarafta verim alacağınıza, skor katkısı alacağınıza, driplinkini devreye sokacağınıza Torare ve Sara'yı merkezde iki kişi yalnız bırakıp hammallaştırıyorsunuz. Oyunun hammalı haline geliyorlar. Yani ne pozitif katkısı oluyor ne de savunma anlamında direnç dirayet gösterebiliyorlar. Bakın bu oyun zincirlemedir. Şimdi siz öne iki tane santrafor koyabilirsiniz. Hı hı. Ama böyle bir alışkanlığınız, ezberiniz yok. Bir önceki maçta, iki önceki maçta son 20 dakika çift santrafora döndüm, skor aldım, sonuç aldım, gol attım demek bu final maçına direkt 4-4-2 diye dizeceğim. İki tane santraforla başlayacağım demek değildir. Bence Okan Buruk da bunun büyüsüne kapıldı. Ve merkeze iki tane oyuncuyu koyduğunuzda böyle bir final maçında, final niteliği taşıyan maçta onlara yük bindiği gibi hem hammallaştırıyorsunuz değerini düşürüyorsunuz. Hı hı. Bir süre sonra zincirleme beklerin de değeri düşmeye başlıyor. Çünkü şimdi siz orada bir fazla olmanız gereken müsabakada iki oyuncu kaldığında beklere de daha fazla yük biniyor. Yani bu önden arkaya aslında işin bir geometrisi ve matematiği vardır. O yüzden hı. bence Okan Hoca çok sağlıklı düşünebildiği bir dönemde değil. Ben bunu görüyorum. Mental olarak bunu belki biraz yorgun olabilir. Yorgun olabilir. Çok normal. Ee, i̇ki sene üst üste şampiyonluk yaşandı. İşte e, belki bu arada yani içeride de şimdi olan biteni bilmiyoruz. Belki yönetimle alakalı bir şey var. Hiç tabii oralarını şimdilik e, tabii araştıracağız hepimiz. E, bir Muslera'nın üzerinde duralım şimdi. E, Muslera çok önemli çünkü ben 38 yaşında bu kadar tecrübeye sahip Muslera'nın e, iki maçtır inanılmaz gergin kavga etmek isteyen e, yani aslında kaptanlık e, yapması gerekirken belki de biraz daha takımı e, yani ters yönde ateşleyen diyebilirim. Bir e, karaktere bürünmüş olarak görüyorum Mustera'yı. Ne dersiniz hocam şimdi bir de kırmızı kart gördü herhalde önümüzdeki e, karşılaşmalarda da e, cezası olacak muhakkak. Size bir manşet vereyim mi? İçimden geçen ve biraz da sağdan gelen biri olarak, evet. o kulüplerde çalışmış, Hasper kadar bir vatandaş, bir kardeşiniz olarak hissettiğim diyorum ki acaba Muslera'nın bu hareketleri, dalgalı performansı, formsuzluğu, dikkat dağınıklığı, öfkesi ve gerginliği ile beraber Muslera için acaba teknik adam değiştirme vakti mi geldi? Bakın bu manşettir. Hmm. Neden? Şimdi Muslera'nın davranışları, genel ruh hali bu kırmızı kartı, Şöyle. rakip sevinirken gidip rakibe tekme atması. Ki hep sporculuğuyla biz e, överiz Mustera'yı. Ama geçmişe dönün. Biraz bir for yapın. Prandelli'ye dönün, belki Mancini'ye dönün hatırladığım kadarıyla. Tudor dönemine dönün. Belli dönemlerde Mustera'nın bu dalgalı performansı olur. Mustera gerginleşir ve Galatasaray'da teknik adam değişir. Hadi bakalım. Enteresan. <laughs> yani bu bir, bir duygudur benim evet. hissettiğim. Ama öncesinde de dönem dönem baktığınızda bunların gerçekleşmişliği hı hı. vardır. Hani sanki Muslera için teknik adam değiştirme çanları çalıyor gibi hissediyorum. Ben Muslera'nın son performansından yaşı geldi, formu düştü gibi değil. Duygu, düşünce ve davranış olarak çok iyi emareler almıyorum ne yazık ki. Evet, e, bu arada şimdi tabii Galatasaray camiası Asla başarısızlığı kabullenmeyen bir cam mesela şimdi şöyle bakarsak Fenerbahçe'de mesela sayın Ali Koç işte kaç senedir hani şampiyonluk olmadı vesaire ama başkan değişikliğine gitmediler. Şimdi Galatasaray'da tam tersine bir başarısızlıkta hemen başkan değişir yani önce teknik direktör değişir o da tutmazsa yönetim değişir Galatasaray'da. Şu an gidişat o yönde mi hocam? Ne diyorsunuz? Şimdi burada öyle bir kırılma olabilir ki. Galatasaray yokuş aşağı bu tarz bu hızla yuvarlanmaya devam ederse belki bir freni patlak kamyon gibi aynı hızla çöküşe devam ederse ivme yukarıya çıkmazsa anında birden yönetim de değişebilir, teknik adam da değişebilir. Evet. Hatta bir paket olur. Gelen yeni yönetim teknik adamını da getirir. Ve bakın şunu kabul etmek lazım. Fatih Terim bu ülkede önemli bir değerdir. İkonik bir karakterdir camia içinde. Önemli bir e, bireydir, önemli bir şahıstır. Fatih Hoca'nın hayatta olduğu, nefes aldığı, sağlıklı olduğu her zaman eğer kulübün dışındaysa kulübün içinde olan teknik adam istese de istemese de o baskıyı kendinde hisseder. Hı hı. Okan Buruk bunu hissediyor demiyorum ama hisseder. Evet. Galatasaray'ın doğasında bu vardır. Ve Fatih Hoca sağlıklı, zinde ve hayatta olduğu sürece... Galatasaray'ın başında Okan, Ahmet, Mehmet, Osman, Ali Veli kim olursa olsun bu baskıyı yaşayacak. Camia da bu baskıyı hisseder, hissettirir, teknik adam da hisseder. Ama işte burada eğer bu baskıyı hissediyorsanız bununla da sizin başa çıkabilmeniz lazım. Şimdi Hı -hı. ben Okan Burun, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantılarına baktığımda, maç önü konuşmalarına baktığımda son 1-2 haftadır sürekli aynı şeyleri çevir kaset, sardır kaset Hı -hı. Durma, duymaya başlıyorum. Biz son iki senenin şampiyonuyuz. 102 puan toplamış takım. Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Bu takım buraya getirdi bizleri diyor. Bak ısrarla. Evet. Ben de diyorum ki hocam 102 puan çok kıymetli. Gerçekçi değil ama kıymetli. Evet. Yaşanmıştık başarmıştık. İki sene üst üste kazanmıştık. Karşılığı var mı? Var. Ama döndüğümüzde Avrupa'da hiçbir şey yok. Yani o Bayer Münih maçları falan çok kendimizi kandırmayalım. Biraz da sonuç odaklı. Yani biz kendi oyunumuzu oynadık. Kendi oyunumuzu oynamasaydık galip gelseydik temsilcilerimiz. Evet. Yani şöyle bakmak lazım. Siz dışarıda müdavim değilsiniz. Önceden gitmişsiniz, başarmışlıklarınız, bazen yapmışlıklarınız var. Ama müdavim olmadığın bir restorana gittiğinde bir oraya alışman lazım ki. Hı hı. Sonrasında müdavim olduğunda ona göre karşılanırsın, ona göre uğurlanırsın, ona göre hesap yazılır. Evet. Yani Galatasaray, biz Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için diyoruz ki biz Dünya kulübüyüz, oraların takımıyız. Ya biz kendi içimizde dünya kulüblüğü gibi bir kavramı inanmışız aslında. Yani dışarıya çıktığımızda oranın müdavimi değiliz. Hı hı. O yüzden biraz çırak çıktığımızı bilip ona göre oyunlar tasarlamamız lazım. Şimdi Okan Buruk bence 3 ay 4 ay önceden yaşayarak orada kalarak kendini de düşürmeye başladı. 102 puan 2 sene üst üste şampiyon. Hocam o 3,5 4 ay önceydi. Bakın Eylül ayına giriyoruz. Evet. Şampiyonlar Liginden dışarıya itildiniz, bir alt ikinci kupaya kaldınız. Hı hı. Biraz sonra ilk milli ara gelecek. Ligde dördüncü hafta oynanıp tamamlanacak. Yani üç buçuk dört ay önceydi o 102 puan hı hı. ve belki de tarihte tek yani tekrarı evet. olmayacak bu durum. Siz orada kaldığınız sürece e, bugünü yaşayamazsınız. Hep diyoruz, ya çok güzel manşetler var. Anda kal. Anda yani kal. Okan Hoca <laughs> bence çok geçmişte kalıyor evet. ve ona takıma da zarar veriyor. Katılıyorum hocam size. Ee, Galatasaray'da bence biraz sıcak gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde gibi. Ee, bakalım Fatih Terim yükleniyor diyebilir miyiz acaba? Şimdi Fatih Hoca, Fatih Bodrum'da. Hoca da Başak Burcu bu arada. Öyle mi? 4 Eylül. Titiz. Çalışkan. Tertipli, çalışkan. Ondan sonra. Bazen obsesif. Yani tabii. başaklar böyledir. Evet. Fatih Hoca da böyle Başak. demiyorum ama başakta sen de sen de mi obsesifsin? Başak'ım ben de. E tamam harika. tertip her şey var. Tabii yani. her şey planlı olmak zorunda. <laughs> Şimdi Fatih Hocanın Bodrum'da olduğunu, orada keyifli bir hayat sürdüğünü biliyoruz, evet. görüyoruz Geçtiğimiz hafta Bodrum spor maçını izlemeye gittiğini gördüm. Ee, bir Bodrum spor duyuyoruz. E Galatasaray duyulmasa da doğal olarak hep vardır. Her zaman var, Sağlıklı tabii. ve zindeyse, hı. ise. Arabistan'dan bazı teklifler olduğu etrafta dönüyor. Bunlardan üçü de kesinse mesela. Hı hı. Burada hikaye yapıyoruz. Fatih Hoca hangisini tercih eder? Galatasaray. Tabii ki de Galatasaray. Ama ne olursa olsun saygısızlık da etmemek lazım. Şu an Galatasaray'ın başında Tabii. üst üste iki sene şampiyon olmuş, başarmışlıkları olan, başaramamışlıkları da olan dün akşamki gibi hı hı. bir teknik adamı var. Değerli, kıymetli. Bence potansiyel bir teknik adamı var. Ancak Okan Buruk için kırgınlık eleştiriyi kabulleniyorum deyip kabullenememe evet. alt perdeden istemiyorsanız gidin onları bunları izleyin ee, bakış açısı Bence çok sağlıklı değil. Okan Hoca'nın da sanırım kendini biraz daha güncelleme, belki biraz rehabilite etme, rehabilite olma ihtiyacı olabilir. Neticesinde o da bir insan. Evet kesinlikle bu arada çok normal yani. Hani iki sene boyunca işte ağır mental koşullardan geçiyorsunuz. Bizim zaten kaos yani Süper Ligimiz. Çok normal belki hocanın biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır. Diyelim Galatasaray'ı noktalayalım ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi ben böyle sıcak gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Sarı Kırmızı takımla ilgili değerlendiririz hocam yine. Bir dönüp bakarız neler oldu neler bitti biz neler söylemiştik. Bir başka temsilcimiz Beşiktaş e, Lugano ile karşı karşıya gelecek Tüpraş Stadyumunda. E, stadyumun full olduğunu biliyorum. E, Beşiktaş'ı itecek o e, seyirci e, gücünün arkasında olacağını e, tahmin ediyorum, biliyorum da zaten. Şimdi hocam e, biz şöyle e, Lugano maçını bir kısa değerlendirelim. Çünkü yayın istiyorum ben güncel kalsın, çok da şey olmasın. E, bir ben hani sizi nasıl değerlendirirsiniz, ne yapar Beşiktaş Lugano karşısında onu konuşalım. Ardından ben biraz e, Gio'yu soracağım size. Giovanni Fan <laughs> E sorulması da gerekir, haklısın. Evet. Yani sorulmadan, konuşulmadan geçmez. Şimdi alalım. Geçen haftaya dönüyoruz. Lugano deplasmanına gitti Beşiktaş. 3-1'e kadar. Evet. Beşiktaş'ın bu turu geçeceğinin emaresini, hissiyatını aldık. O oyun gücüyle, yüksek perdeden oyunuyla, hucum iştahıyla Giovanni'nin Jetson'a Yeni yazılım yüklemesiyle, saha içi modellemesiyle hmm. bunu gördük. Ama sol kenardan fazlaca pozisyon yiyen Beşiktaş. Masuaku'nun aksaması, Emira'nın biraz büyük takım tecrübesizliğinden dolayı hem Paulistayı hem Masuaku'yu bozmasından dolayı orada da bir kırmızı alarm gördüm. Orayı, oranın içini bir deşip o yarayı hmm. temizlemek lazım. Hmm. Şimdi bugüne dönüyorum. Yani perşembe günü Beşiktaş ne yapar? Dolmabahçe Beşiktaş taraftarının itici gücü Dolmabahçe ve Tüpraş Stadı'nın momentumu ile beraber bir kere %100 skora ve oyuna katkısı olacaktır. Saha içine teknik detaya indiğimizde bu sezon oyun hızı daha yüksek, oyun hızının dışında hücum hızı da daha yüksek bir Beşiktaş var. Hı hı. Gerektiği zaman dikine oynayan, gerektiği zaman hızlı hücum geçişi yapan, kazanıp hızlı bir şekilde kaleye inebilen çok güçlü farklı hücum repertuarına sahip bir Beşiktaş takımı görüyorum. Bu demek oluyor ki Lugano gibi takımlarda bazen onlara ters manyar yapabilmek lazım. Beşiktaş rakibini hızlı bir şekilde terse koşturacak güce sahip. Hı hı. Terse koşturacak, geriye koşturacak bir güce sahip. Ve rakip takım Lugano'dan bahsediyoruz. Düşünsenize hı. sürekli geri koşmak durumunda kalıyorlar. Sürekli terse çevirip, çevirip, beli kırıp kendi kalesine doğru koşmak durumunda kalmak çok zordur. Yıpratır rakibi, savunmayı hırpalar. Beşiktaş da bunu çok iyi şekilde uyguluyor rakibine karşı. Aynı oyunuzu taraftar, momentum, merkezdeki baskı, Rafa Silva, Immobile ki bence başlarsa Semih biraz daha Masuaku'ya savunma Hı -hı. katkısı verebilecek atletizmdeki bir Semih'le beraber. Beşiktaş bu turu rahatlıkla çözebilir. Kuş taşa çarpar, o ayrı. Futbolda vardır. bazen, evet. Bazen kuşun taşa çarptığı anlarda olur, ona bir şey diyemem ama... Bu eşleşmenin neden favorisi olduğunu Beşiktaş Dolmabahçe'de ilk düdükle beraber yüksek motivasyon ve alışkanlıklarıyla gösterirse yani Lugano'ya evet ya bunlar bu eşleşmenin favorisi bizim bunu anlamamız lazım deyip paniğe sürüklerse Lugano'yu Beşiktaş bu turu bence rahatlıkla bile geçebilir. Evet katılıyorum hocam ben de size temsilcimize de başarılar diliyorum şimdiden. Ee, ben biraz e, Giovanni'yi sormak istiyorum. Onu da e, bitirelim zaten programımızı ardından. Şimdi hocam şöyle ilk geldiği zaman yani eğri oturup doğru konuşalım. Ya bu kim? İşte ne başarısı var? Ondan sonra ya bilinmeyen bir teknik adam getiriyorlar Beşiktaş'ın başına bilmem ne falan diye birçok yorum oldu. Yani şimdi kimse demesin burada ben bir şey demedim diye. Ee, ancak Zamanla hem kendi istediği transferler hem yönetimin belki ona hediye ettiği transferler bilemiyorum o kısmını. Ve bence şu anda ligin en iyi top oynayan takımlarından birinci sırada diyebilirim Beşiktaş için. Yani göze en azından güzel gelen. Ve bu kimin eseri? Tabii ki de Giovanni Van Brockhorst'un eseri. Ne dersiniz hocam? Yani hani ilk başta böyle başladı bu tarz eleştiriler işte böyle tabii. Bizde vardır biliyorsunuz. Hemen böyle görmeden yorum yaparız e, herkese. E, ama gördükten sonra da vay be neymiş e, deriz. Şimdi Buyurun, hocam. çok özür Şimdi Young Boys'un hocasına bakalım. Kim tanıyordu? Kimse. E, 63 milyon değerine sahip Young Boys. 210 milyon euro değerine sahip. Yıldızlar ordusunu evet. dün iki maçta da kazanıp Şampiyonlar Ligi'nin dışına eitti. Young Boys'un hocasını alsaydı Galatasaray örnek veriyorum ya da Beşiktaş Fenerbahçe herkes burun kıvırırdı. Hı hı. Yani her şey isim değildir. Ancak Van Bronkos da zaten isimdir. Hem oyunculuk döneminde sonrasında teknik adamlık döneminde de isim olmuş. Başarmışlığı olan bunu çok söylüyor bak başarmışlığı olan ve daha fazlasını başarma potansiyeline sahip bir teknik adamdır. Hı hı. Biz yöresel olarak bilmiyoruz onu. Hani kim bilmiyor? Evet. <laughs> hani biz, ya, siz bilmiyorsunuz. Siz derken söyleyenler hı hı. bilmiyor. Hı hı. Ama Avrupa'da, dünyada, futbolda tanınan ve bilinen bir teknik adam. Evet. Yani sadece bilmek kavramı Mourinho üzerindeysen Pep Guardiola Hansi Flick Nagasman üzerinde ise, Farioli de geldi kimse tanımıyordu, eleştirdik. Bu geriden oyun kurma ısrar ne dedik? Farioli şu an Ajax'ta. Yanlış anlamayın. Hani evet. biraz önce Fransa Lig 1'deydi. Şimdi de Ajax'ı çalıştırıyor. Yani tanımak tanımamak bu ve bunu neye göre ölçüyorsunuz bu ayrı bir konu. Beşiktaş geçen sezon 5 teknik adam mı değiştirdi? 6 mı? 5,5 mu? 5,5'tı herhalde. kafa yani <laughs> gid, gitmeler gelmeler e, hı hı. çok da sevdiğim abim arkadaşımdır Serdar Topraktepe. Onu da saydığımızda 5 6 tane teknik adam değiştirdi hı hı. Beşiktaş. Beşiktaş bu sezon Giovanni ile beraber, Van Broncos ile beraber süper kupa maçıyla ben kenarda net bir teknik adam gördüm. Diğerleri teknik adam değildi demiyorum saygısızlık olmasın ama profil, karizma, duruş, sahaya yansıması, sek ve idaresi baskın karakterli bir teknik adam gördüm. Beşiktaş gibi camialar aşağıya baktığında orada bir aksiyon ister enerji ister. Evet. Yüksek perde ister. Giovanni'de ben kenar yönetiminde bunu görebiliyorum. Hı hı. Bakın, tekniğe girmiyorum. Kenar yönetiminde yukarıdan aşağı, atletik atletik görüntüsüyle, giyim tarzıyla, beden diliyle, hı hı. basın toplantılarıyla tümden bir teknik adam var. Başarılı olur olmaz. Zaman gösterecek. Hayatta her şey olduğu gibi direnemediğimiz tek şey zaman. Bırakalım zaman zaten gösterecek iyi hı hı, kötü. Hı hı. Ama başlangıç rakip analizi, rakip stratejisi Hucum aksiyonları ve bazı oyunculara şimdilik dokunuşuyla Giovanni çok uygun profil gözüküyor. Bakın, Cesson evet. et de değil, tavuk da değil diyorduk geçen sezon. Ondan önce gitsin diyorduk, konuşuyorduk. Taraftarlar Tabii tepki mi? gösteriyordu. Evet. En son maça bakalım. En son Lugano deplasmanına bakalım. Jetson kullanımını nasıl yaptı Giovanni? Bir tekrardan izlemek lazım. İç koridor koşusu, öne git talimatı, akışkanlığa girmesi ve Jetson'un tekrardan skor üretebilen bir oyuncu haline gelmesi. <laughs> belki de Giovanni sayesinde en az minimum 2 tane, belki 3-4 tane oyuncu sezon sonunda başarıdan başarısızlıktan bağımsız, lig tablosundan bağımsız, daha yüksek bedellerle bonservis gelir elde edecek evet. e, Beşiktaş takımı. Evet. Yani tamamen bir paket olarak bakmak lazım ama karizması, duruşu... Ee, ve sağ içindeki enerjisiyle bana verdiği hissiyat paket e, bir teknik adam görüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum tekrar Biz ağzınıza sağlık. Efendim noktalıyoruz programımızı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.